Asla benim başıma böyle şeyler gelmez demeyin. Birazdan seyredeceğiniz görüntüler gerçek hayatta yaşanmış olaylar. Bu ruhların ve cinlerin varlıklarına hala inanmayan, inanmak istemeyen insanlar var. Asla benim başıma böyle şeyler gelmez düşüncesine kapılmayın. Nerede ne zaman hiç belli olmayacak şeyler yaşayabilirsiniz. Ama bunlardan korunmanın yöntemlerinde olduğunu, bunlardan hangi şekilde korunmanız gerektiğini, en basit yollarıyla ne şekilde yol izlemeniz gerektiğini bu videonun içerisinde öğreneceksiniz. İnançlı ya da inançsız insanlar, asla benim başıma böyle şeyler gelmez, gelemez düşüncesine asla kapılmayın. Ekranda görmüş olduğunuz görüntüler gerçekte yaşanmış ve kameralara yakalanmış olayların bizzat ispatı ve kanıtıdır. Ama bir gün yarın başınıza bu olaylar geldiğinde bu tür şeyler yaşamamak ve korunabilmek için yapmanız gerekenlerin de ne derece basit olduğunu bu videonun içerisinde öğreteceğiz. Cinlerin ve ruhların hala varlıklarına inanmayan, inanmak istemeyen insanlar var. En çok da o kişilerin başlarına geliyor. Ama bu tür şeyleri yaşamamak için almanız gereken önlemler de çok basit. Bu videonun içerisinde görüntülerdeki olaylarla karşılaşmamak ve başınıza gelmemesi için sizin de bir koruma yöntemlerine başvurmanız gerekebilir. Gelin bu videonun içerisinde önce şu görüntüleri seyredelim ve asla asla demeden bunlarla karşılaşmamak için çok basit bir yöntemleriyle nasıl kendimizi korumaya alabiliriz? Korumaya almadıysak o an içerisinde kendimizi nasıl bu varlıklardan koruyabiliriz? Bu videonun içerisinde öğrenelim. Hazırsanız videoya başlayalım. Hayatınız boyunca birçok olaylara tanıklık etmiş olabilirsiniz. Ama isteyerek, ama istemsizce. Fakat bu dünyada yaşıyor isek birçok olayların da içerisinde bulunduğumuz aşikar. Hayatınızda başınıza gelmeyeceğini düşündüğünüz olayların da gelmiş olabileceğini, buna benzer unsurların da sizleri bulabileceğini düşünerek kendimizi bunları yaşamadan, olayların içerisinde kendimizi bulmadan nasıl önlemler alabiliriz? Bundan bahsedelim. Tabii ki de bu videonun içerisinde başımıza gelebilecek birçok şeyleri konuşurken bir yandan da Kur'an ayetlerinden de bahsedeceğiz. Bu videoyu açıklayabilmem ve size anlatabilmem için Kur'an'ın içerisindeki bilgilerden de size faydalanıp sunabilmem gerekiyor. Ayetlerin bilgilendirici gücünden faydalanıp hem onları size anlatacağım, göstereceğim hem de onların üstünden kendimizce yorumlar yaparak cinler, ruhlar hakkındaki bilgilerimizi bu şekilde size aktarmaya gayret sarf edeceğiz. Unutmayın ki dünya üzerinde yaşayan aklı varız insanoğlu olması sebebiyle birçok ruhani varlıklarla da karşılaşmaları gayet mümkündür. Bu neden nedir ki birçok kimselerin başlarına gelen olaylar var. Bu olayların bazılarına tanıklık edebiliyoruz, bazılarına da edemiyoruz. Arka planda kalan ve hiçbir şekilde ispatı olamayan bazı varlıklar var. Fakat bazıları istemsizce kameralara yakalanabiliyorlar. Videonun başında da seyretmiş olduğunuz gibi videolara yakalanan bazı görsellerin olduklarını gördünüz. Bunlar sizlerin de başına gelmeyeceği anlamına hiçbir zaman gelmemelidir. En inançlı ya da en inançsızın her zaman kişilerin başlarına mutlaka gelecektir. Evinizde otururken, sokakta yürürken, işinize giderken, iş yerinde yaşarken bunların hiçbirisi benim başıma gelmez demeyin. Bunlara karşı alınması gereken önlemlerin de olduklarını göz ardı edemeyiz. Bu nedenle de bu videonun temel amacı bu tür olaylarla karşılaştıysan ya da bu tür olaylarla karşılaşmamak adına kendini güvenceye alabilir, korumaya alabilirsin. İnsanların psikolojileri çok farklıdır. Anlık tepkilerde birçok bildiklerini hızlı şekilde unutabilirler, olaylara müdahale edemezler. O müdahaleyi edemeyeceğimizi düşündüğümüze göre de gelin bu videonun içerisinde bu varlıklardan korunabilmenin yöntemlerini size aktarırken hem de ben hızlı bir şekilde yazımı yazıp size sunum yapmaya gayret sarf edeyim. Ben hızlı bir şekilde yazımı yazarken Kur'an-ı Kerim'deki cin suresinden ve ayetlerinden faydalanıp yoluma devam etmek ve size de bu şekilde aktarmak istiyorum ki size de bir kaynak sunabilmek amacıyla dostlar. Öncelikle cin suresi 8. 10. ayetten başlayıp yolumuza devam edelim. Öncelikle cin suresi 8. ayette şöyle söylüyor. Hakikaten biz göğü yokladık. Onun güçlü muhafızlarla ve alev toplarıyla doldurulmuş olduğunu gördük ve bulduk. 8. ayette böyle. 10. ayete de geldiğimizde ala nadrika hal aradez al harabu bi men fi al aradin al aradi bi hamlin rahun al gayur
Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi? Yoksa Rableri onları için bir iyilik mi diledi? Cinlerle ve insanlarla birbirinden ayırt edilmesinin senin arkasındaki nedir diyor. 11. ayette de vel hakikati yuruk ennel beynaha, doğrusu içimizde iyiler de var. Velakin hukalık aydan min bayyanu min fu min dahyurus, ama aramızdaki başka türler de bulunmaktadır. İyi cinler ya da kötü cinler anlamında bunu söylemektedir. Bi akti yasaran ner netekavaren min mecnuru da el fukak min defin fakiru. Hasılın biz farklı gruplar ve farklı kabilelerdeniz. Birçok tesvirlerin anlatılmasına göre cinler öteden beri göklerde dolaşan oralardaki meleklerle varlıkların konuşmalarını dinlerlerdi diyor. Anladıkları, bildikleri kendilerinden ve yorumlarını da katarak günümüze kadar bu şekilde anlatılmakta dostlar. Şimdi Bakara suresinin Şefkaniye yani 9. ayete baktığımızda da şunu söylüyor. Halbuki biz dinlemek için onun oturabilecek yerlerinde otururduk. Mealindeki bir kısmı da buna işaret etmektedir. Hazreti Peygamber gönderildikten ve Kur'an indirilmeye başladıktan sonra cinlerin göklerin dinlenilmesine izin verilmediğini anlaşılmaktadır. Nitekim 8. ayette verilen bilgiye göre de cinler gökleri araştırıp yokladıklarını ancak göklerin güçleriyle bekçileri tarafından korunmuş veya alev toplarıyla donatılmıştı gördüklerini ifade eder. 9. ayette yine son cümlesine baktığımızda da cinler gök ehline kulak misafiri olup gizlice onlardan bilgiler koparmaya çalışarak gözetmeler, bilgiler alarak göklerin dinlenmesini engelledikleri söylenilmiştir. Surenin zuhur sebebini anlatan İbn Abbas da önceden cinlerin Allah'ın meleklere evrenin yönetimleriyle ilgili olarak gönderildiklerini, vahyi, dileklerini ancak peygamberlerin gönderilmesiyle birlikte onların da gökleri dinlemesine yasaklandığını ve insanoğluyla da cinlerin aralarına perdeler çekildiklerini söyler. Peygamberle karşılaştıklarında da böylece göklerden haber almadılar, alınmaları engellenmiştir anlamında da ifadeleri bulunur. Buhari tesvirlerine baktığımızda ayrıca Bakara Hicr 15'le de 17-18, Saffat 37 ya da 7'ye 10, Mülk ya da 67'ye 5'e baktığımızda da şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in göklere getirildiği ayet ve mucizelere de alev toplarıyla benzeterek bu ayetleri de vil etmekte, Kur'an-ı Kerim'in karşısındaki insan ve cin, şeytanların önlerine konulmasından dolayı her iki tarafında birbirlerinden ayrılıp her iki tarafında birbirlerinin aralarına set çekilmesinden bahsediyor. 14. ayete de baktığımızda da aramızdaki ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoluna sapanlar da var. Boyun eğenler doğru yolu bilirler, sapanlarsa hedeflerini yanlış yaparlar. Bu şekilde ayetlerin açıklamaları bu şekilde devam ediyor dostlar. Şimdi Kur'an'a göre cinlerin ve insanların arasına perdeler çekildiklerini, cin topluluklarının ve insan topluluklarının birbirlerinden ayrıldıklarını bu ayetlerde, bu surelerde bu şekilde anlatılmış. Şimdi surelerde anlatılıyor ama günümüz toplumlarından geçmiş kadim zamanlara da baktığımızda da günümüze kadar da birçok yaşanılmış cin vakalarının olduklarını ve yaşanılan olayların da olduklarını biliyoruz. Demek ki arada bir iletişim hala var. Demek ki arada bir bazı kaçaklıklar var. Bizim bu kaçaklıklardan korunabilmek ve kendimizi koruma altına alabilmek için yapmamız gerekenleri aslında konuşmak lazım ve önlem almak gerekir. Tamam, şimdi bu kadar Kur'an-ı Kerim'den ve ayetlerden birçok bilgileri sizlerle paylaştım. Bundan sonra bu cinlerden, ruhlardan korunabilmemiz için izlememiz gereken bazı yollar var. Bunlar nelerdir? Videonun içerisinde de bilmiyorum fark ettiniz mi, ben Arapça bir yazı yazdım. Buradaki Arapça yazı aslında cinlerden ve ruhlardan ve diğer kötülüklerden korunmak için kullanılan bir dua. Şimdi gelin ekranda da görmüş olduğunuz gibi burada hem Türkçesini hem okunuşunu hem Arapçasını bir de en küçük sayfa haliyle hazırlamış bir haldeyim ben. Siz de bunu videonun sonuna doğru da ben size yine bu sayfaları vereceğim. Oradan sizler de alabileceksiniz. Unutmayın, videonun sonuna doğru tüm sayfaları ben sizlerle paylaşıyorum. Rahatlıkla alabilin diye. İsterseniz Arapça yazabilirsiniz. İsterseniz Latince yazabilirsiniz. İsterseniz Türkçe şeklinde yazabilirsiniz. Buradaki önemli olan konu şu. Bu kadar yazının içerisinde bunu ezberlemiş olmanız lazım. Bunu okuyabiliyor olmanız lazım. En azından bu hazırlamış olduğumuz sayfaları üzerinizde ve hanenizde taşıyor olabilmeniz lazım. Şimdi elimdeki görmüş olduğunuz en küçük sayfayı öncelikle açıklamak isterim. Burada hem
Latincesi hem Arapçası hem Türkçesi hem de okunuşları var zaten. Bunları da siz de alıp en küçük bir sayfa haline getirebilirsiniz. Çünkü bu küçük sayfayı muska haline getirip üstümüzde taşıyacağız. Tüm varlıklardan, cinlerden, ruhlardan, şimdi tüm aslında kötülüklerden korunması için bunu biz bir tılsım mahiyetinde kullanacağız. Buradaki duanın amacı zaten bizim görmediklerimiz, cin dediklerimiz, görünmez varlıkların şerrinden korunabilmek için bunu bu şekilde üstümüzde taşıyacağız. Şimdi orada büyük harflerle yazmış olduğum Arapça yazıyı da bunu da hanemizde bulunduracağız. Bunları katlayacağız, güzel bir yerde saklayacağız. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz küçük sayfa var ya, bunu dediğim gibi isterseniz muska haline getirip boynunuzda taşıyabilirsiniz, isterseniz cebinizde taşıyabilirsiniz, isterseniz cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Önemli olan şimdi her türlü kötülüklerin şerrinden korunabilmek için bunun üzerinizde olması gerekiyor. Daha sonrasında bu elimde görmüş olduğunuz Latin Türkçe alfabeleriyle yazan ve Türkçe anlamı bulunan sayfayı da mutlaka yattığınız yatağınızın başucunda bir yere koymuş olmanız lazım. Çünkü bu varlıklar sadece gündüzleri bizi rahatsız etmeyecekler. Biz uyuduktan sonra da bize çok fazla rahatsızlık veren varlıklar var. O nedenle de biz uyurken de bizim korunmamız için, bizi koruyup kollaması için, bizi gözetmesi için güzel bir duanın yatağımızın başucunda olması önem arz eder. Daha sonrasında şimdiki elimde görmüş olduğunuz Arapça yazı olan bu yazıyı da yine hanemizde, isterseniz ofisinizde, dükkanınızda, evinizde ya da gittiğiniz yerde ya da arabanızda mutlaka bir köşede bulundurun. Çünkü birçok yazıların birçok kerametleri vardır. Buna ister inanın ister inanmayın, bunu taşıdığınızda fark edebileceksiniz. Bazı şeyleri yanınızda taşıdığınızda gerçekten de üzerinizdeki huzuru, ferahlığı bunları yaptığınızda anlayabilirsiniz. Yapmadan anlamak tabii ki de zordur. Çünkü o insanlar genellikle çoğu şeylere inanmıyorlardır. Ama eğer sizin de cinlerden korunmanız, ruhlardan korunmanız, ifritlerden korunmanız ve bu tür kötülüklerden ve şerlerden korunabilmeniz için bunları uygulamalı şekilde yapıyor olmanız gerekmektedir. Şunu da söyleyeyim, şurada tırnak içinde söylüyorum. Hani ben bu kadar yazacağımı, çizeceğimi, hazırlayacağımı ben gider şey yaparım ki Kur'an'dan Felak, Nas suresini okurum. Evet, elbette ki Felak, Nas ve Ayetel Kürsü gibi dualarda okuyabilirsiniz. Bunların da faydaları var. Fakat ben şimdiye kadar birçok vakalarla karşılaştım ki hiçbir zaman Felak, Nas ve diğer duaların pek de insanlara yardımcı olduklarını ben görmedim. Çünkü günümüzde birçok kimselerin Felak, Nas ve diğer cin surelerini bildiklerini ve bu tür varlıklarla karşılaştıklarında okuduklarını ya da okumaya çalıştıklarını, bu tür anlaşmaları o varlıklara anlatıp bu tür anlaşmalar ve dualar sayesinde bu bölgede, bu boyutta olmaması gerektiğini beyan etseler de bazen bazı kimselere fayda sağlamıyor. Ha, bazılarına elbette ki fayda sağlıyor ama ben size ek bir bilgi olarak bunu da veriyorum. Bugünkü videomuzun içerisindeki hazırladığımızda sizin Felak, Nas ve Ayetel Kürsü ve cin surelerinin içerisinde ek bir bilgi olsun. Onları da bilin, onların da büyük faydaları var. Bazıları için evet faydalarını ben görmedim ama belki de onlar sizin işinize yaramazsa bugünkü hazırladığımız daha doğrusu bu yazının, duanın ve cin suresinin içerisindeki bu dua belki de işinize çok fazlasıyla yarayacaktır. Belki de işinizi çözecektir. En azından siz bu dünyada yaşarken habersiz bir şekilde bazı varlıklar tarafından rahatsız edilemezsiniz. Bunu taşıyan birçok kimseler rahatsızlıklarının gittiklerini, huzur bulduklarını, rahatladıklarını bize bu şekilde söylüyorlar. Bunu da ek bilgi olarak size verelim. Dostlar, söylediğim gibi burada o Arapça yazmış olduğumuz büyük sayfaları da katladıktan sonra hanenizde size uygun bir yerde saklamanız gerekir. Bir küçük sayfadaki Latince ve Türkçe alfabesiyle hazırlamış olduğunuz ortanca sayfayı da yattığınız yatağınızın baş tarafında bir tarafa koyabilirsiniz. Uyurken hiçbir varlık ya da karabasanlar, o kabilelerde rahatsızlık verebiliyorlar. Onlardan korunabilmek için. O küçük sayfa, minnacık hazırlamış olduğum sayfayı da mümkün olduğu kadar üzerinize taşımak ve cevşen ya da muska halinde üzerinize taşımanız size büyük fayda sağlayacaktır. Bunu yapın ve ne kadar huzurlu bir hayata başlayacağınızı ve ne kadar huzur bulduğunuzu, o korkularınızdan nasıl arındığınızı bu şekilde rahatlıkla anlayabilirsiniz.
Evet değerli dostlar, size büyük ölçüde umarım fayda sağlayacağını düşündüğüm bu videoyu buraya kadar seyretmişsinizdir. Hayatınızda ve geleceğinizde mutlaka kullanabileceğiniz bir video olduğunu düşünüyorum. Sizin de uygulamanız ve yapmanız gereken, bence birçok kimselerin yapması gereken ve kötülüklerin şerrinden korunabilmeleri için bu şart bir durumdur. Bugünlük videom bu kadar. Umarım öğretici bir video olmuştur. Umarım sizler de güzel şeyler araştırıyorsunuzdur ve öğreniyorsunuzdur. Ve size de özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyor ise, büyüler, dualar, ayetler, sureler, vefkler ve rukyeler hakkında videolar hoşunuza gidiyorsa sizi kanalımıza davet etmek istiyorum. Abone olursanız, bizimle beraber yol yürürseniz bizi çok mutlu edersiniz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Birçok kimselerin olduğu gibi sizleri de abone olmuş bir vaziyette aramızda görmek isteriz. Ve en çok sorulardan bir tanesi. Sizlere nasıl ulaşabilirim? Dostlar, bana ulaşmanın bir tek yolu var. O da Facebook. Büyülerin Sırları Facebook kanalından bana yazabilir, arayabilir, ulaşabilirsiniz. Facebook kanalı Büyülerin Sırları. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın. Uğruna ala kulli mümine min kulli min şerriye min ecelil vekaya. Ben ereyedil adha şairati min şerrati enfale kutu min şerri ala kulli ala müzlimati. Uğruna ala kum men yun mefale. من الشر أن دوجون أن تقوم لسم من ألايتم في القتابة المدين أريد أن أكون ما يدن بحفارا من قليان على ما يقوم القل يدن بساء الله على رحمن القل يريد من أكون قل أميات من كل شر أريد أن أكون ما يدن من الدوجون وصحياة والعربة الواحيات Kulenzum Rabbin Nas, Melikin Nas, ve Hennâd-ı Rifes ve Sünnâs, ve Cennâmul Mütebunus, Uğridun El-Yakûm, Mine Nekulli Şerrinin Şerrâretini Vesferiyata, Vel Hayyâti Min Salivâti Min Min Şerri, Min Efkâ-i Riyâti Min Şerri El-Fitâbâ, Al-Muzlâmi de Uğridun El-Yakûm, La Yakûm, De Min Şerri Ki-Kitâbikum, Min Şerri Ficinni Fethetan Allahümme, La Yukumin Allahümme Reşekâk, Kitâbina Min Lekûmine Fişerri, Neşşerike Nâşerike,